Muazzez Abacı 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası Sarı Bomba lakaplı ünlü boksör Oktay Altıok'tur. Babasını 1,5 yaşındayken kaybetti. İlkokula yatılı olarak başladığı Ankara Koleji'nde liseye kadar okudu. Henüz 5 yaşındayken dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes'e çıkarıldığı sahnede Üsküdar'a giderken Aldı da Bir Yağmur adlı şarkıyı söyledi. 1967 yılında stajyer sanatçı olarak Ankara Radyosu'na girdi. İlk konserini 1970'te verdi. 2 yıl sonra ise 1972'de Silemezler Gönlümden şarkısıyla adını bir anda tüm müzik dünyasına duyurmayı başardı. 1973 yılında Bir Sen Kaldın İçimde adlı ilk planı çıkardı. 1974 yılında ise Bebek Maxim Gazinosu'nda İstanbul sahnelerine ilk adımını attı. Radyo yıllarından sonra ise gazinoların vazgeçilmez as solistlerinden biri oldu. 1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Vurgun adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıktı. Kültür Bakanlığı tarafından 1998 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. Muazzez Abacı henüz 18 yaşındayken Diyarbakır Emniyetinden polis memuru Abdurrahman Abacı ile 1965 yılında evlendi. Biricik kızı Sabah bu evlilikten dünyaya geldi. Abdurrahman Abacı'dan 1970'te boşandı. İkinci evliliğini avukat Atilla Kurtbaş'la 1973 yılında yaptı. Ancak bu evlilik sadece 2 yıl sürdü. Muazzez Abacı 1980 yılında cezaevinde olan ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. Birkaç yıl ayrı yaşayan çift 1989 yılında yeniden dünya evine girdi. Fakat bu evlilik de uzun sürmedi. 1993'te ikinci kez boşandılar. Haziran 2006'da Heybetli, Abacı'nın kapısına tek bir gülle geldi. Üçüncü kez evlenecekleri konuşuldu ama bu gerçekleşmedi. Muazzez Abacı, Amerika'da New York'ta olan doktor kızı Sabah ve torunu Sarah Anderson ile sık sık birlikte oluyor.